Bismillahirrahmanirrahim. Bir okuma parçası. Masrifu zekat. Zekat masrafı, yani zekat masrif. Masraf değil, masrif. Yani zekatın harcanacağı yerler demektir. Burada zekat yeri diye, zekat harcama yeri diye parça, okuma parçası ismi diyebiliriz. Çünkü sarafe yasrifu masrif ismu mekan. Evet. Bakalım zekatın harcanacağı yerler. Tusrafu zekatu, zekat sarf edilir. Lil esnafi semaniyetil mübeyyeneti fi kavlillahi ta'ala. Allah'ın şu kavli ta'ala, Allah'ın kavlinde mübeyyen olmuş 8 sınıfa zekat tasrif edilir, sarf edilir. İnnemes sadakat, estaizu billah, innemes sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amiline aleyha vel muallafati kulubuhum ve fir rikabi vel ganimine ve fi sabilillahi ve ibnis sabil. Sadakallahul azim. 8 sınıf şöyle: innemes sadakatu, şüphesiz sadakalar, yani zekat, burada sadakat harfi tarifle geldiği için zekat kastedilir. Şüphesiz zekat, lil fukarai, fakirlere, vel mesakin, miskinlere 2, vel amilin aleyha, zekat üstünde çalışan memurlar, amilin, onlara verilir 3, vel muallafati kulubuhum, kalpleri müellef olacak olanlar, yani kalpleri ısındırılacak olanlara 4, kafirlerden kalpleri ısındırılacak olanlar. Ve fir rikabi, köleler. O da rikab demiş, yani özgürlüğüne kavuşturulacak kölelerde. Etti 5. Vel garimine, borçlular 6, ama her borçlu değil, borcunu ödeyemez hale gelene garim denir. 6'dır. Ve fis sabilillah, Allah yolunda olanlara. Etti 7. Ve ibnis sabil, yolda kalmışa. Etti 8. Vel fakir, fakir kimdir? Huve lezi yemliku akalle minen nesabi minen nisab. Nisab miktarından daha aza malik olana denir. Ev yemliku, ya da nisaba maliktir, nisab miktarına, ama ve huve mustagrakun, ama fi haceti, ihtiyacında adeta boğulmuş haldedir. Yani malı var ama ihtiyacına yetmiyor. Evet. Vel miskin, miskin huve, o kimsedir ki ellezi la yemliku şeyen, bir şeye malik değil. Yani fakirden daha kötü durumdadır. Ve fehuve esve'u, daha kötüdür halen, hal cihetinde, minel fakir, fakirden. Vel amilu ala sadakati, zekat, yani sadaka, zekat üzerinde amil olan kimdir? Huve ellezi nassabahul imam, devlet başkanı onu görevlendirmiş, nassabahu li yahuzza sadakat, zekatı toplamak için, zekatları toplamak için. Ve yu'ta bi kaderi ameli, yaptığı iş kadar ona verilir. Velev kâne ganiyen, velev ki zengin de olsa, ne kadar iş yapsa ona verir. Yani böyle günümüzde olduğu gibi, böyle hiç iş yapmadan da memur maaş almaz, zekat memuru, ancak zekatla görevini yaptığı sürece maaş alır, ona para verilir. Zengin de olsa alabilir bu zekat memuru, zekattan ona verilir. Vel muallafetu kulubuhum, muallafe-i kulub ise ellezine, o kimselerdir ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yestemiluhum, onları meylettirmek istiyor. Ve yeteellefuhum, ve onları işte teellüf, yani ısındırmak istiyor. Isındırıyor Peygamberimiz onları. Niçin? Li yuslimu, Müslüman olsunlar diye. Ev li yedfe'e, ev li yedfe'e, şöyle, ev li yedfe'e şerrahum, ya da onların kötülüklerini işte savuştursun diye de yine onları onlara veriyor zekattan. Ev li takva niyetuhum, onların niyeti kuvvetlensin diye de onlara zekat verilebilir. Yani İslam'a girme niyetleri var, daha da güçlensin o niyet diye onlara verilebilir. Ve yesbutu alel İslam, bir de İslam'a girmişlerdir, yedirler, İslam'da sabit olsunlar, daha da kuvvetli İslam'da kalsınlar diye onlara zekat verilebilir. Bu üç noktada müellefe-i kuluba zekat verilebilir. Evet. Ve rikab, rikab kimdir? Yani kölelerden. Hum, onlar o kimsedir ki mukatabune eyl abid. Yani onlar mukatabdırlar. Yani anlaşmalı kişilerdir. Yani böyle mutlak kölelik değil. Anlaşması var efendisiyle. Ey el abidul lezine, o kölelerdir ki ellezine ittefaku ma'a sadatihim alel etki, etik üzerine, yani azat edilmeleri üzerine. İttefaku ma'a sadatihim, yani sahipleri, seyitleriyle anlaşma yapmışlar, ittifak etmişler etikleri üzerine, yani azat olmaları üzerine. Bunlar demek ki malları olsa azat olacaklar. İslam'da köleliği mümkün mertebe
ortadan kaldırmak istiyor İslamiyet. Dolayısıyla bu çeşit kölelere zekat verilebilir ki kendini azat ettirsen bir malin yedfa'u, yani bir mal yedfa'unehu, efendisine ödemek şartıyla kendini azat etmek üzere anlaşmışlar bunlar. Vel garim, garim kimdir? Borçludur ama her borçlu değil. Huve el-medin, borçlu kimsedir ki ellezî aceze an sedâdî deyni, işte borcunu ödemekten aciz kalmış. İflas edenler günümüzde. Yoksa her borçluya zekat verilmez. Öyle zaten günümüzde borçlu, herkes borçludur. Kredi kartları çıkmış. Öyle borçlu, her borçluya zekat verilmez. Garim olması gerekiyor. Yani borcunu ödemekten aciz. Ve fi sabilillah, Allah yolunda olanlara da yine zekat verilir. Yani el-cunudul fukara, fakir ve'l-munqati'un, bir de yani her şeyi bırakmış, cihad için her şeyi bırakmış ve fakir düşmüş olan askerlere zekat verilir. Ve fi sabilillah, Allah yolundadır bunlar. Ve ilay kelimetil İslam, İslam kelimesinin, İslam'ın adının yüceltilmesi için uğraşan ordu. Ve ibnü sabil, Allah yolunda, şey bu da İbn-i Sabil, yol adamı, yani yolcu kişiye de zekat verilir. 8. sınıf. Huve el-garib, garip olandır ki el-munkati' an malihi, malından munkati olmuş. Yoksa bugün günümüzde olduğu gibi EFT imkanı var, para gönderilebilir, bir telefon açar para gönderilir. Onlar munkati' sayılmıyor. Ama mesela bir yerde adam hiçbir imkanı yok, yaşlıdır, para da kimse ona gönderme imkanı da yok. O zaman ona zekat verilir, munkati' an malihidir. Evet, bu da onun çevirisidir. Şöyle, zekatın kimlere, yani sarf yeri, masrif kelimesiydi, sarf yeri, ismi mekan. Bu şekilde biz bu parçayı yaptık, okuduk. Şimdi bunun bir hac parçası da var, inşallah onu da bitireceğiz. Bir önemli bir şey söyleyeceğim. Mezit fiiller, türemiş fiillerin ismi mekanı nasıl yapılır? İsmi zaman ve ismi mekanı, bir de masdar-ı mimi. Aynen ismi mef'ulla aynıdır, ismi mef'ul. Mesela, İsteşfa, yesteşfi, müsteşfen. Müsteşfeyin ismi mef'ulu. Aynen mastar-ı mimi de böyledir. İsmi zaman, ismi mekan da böyledir. Mesela iltaka, yeltaki, multaka. Multaka. Yani multakan. Multakayyundur. Buradaki yarfiyle olduğu için buradaki tenvin kafa gelmiş. Multakan. Multakan yani ismi mef'uldur aslında. Aynı zamanda zaman ismi, yer ismi ve mimin mastar da olur. Yine iktara ve iftaraka, yeftariku, iftirak. Bir de müfterak. Müfterak ismi mef'uldür. Aynı zamanda ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi de kullanılır bu mezit fiiller. Yani 3 harften fazla olan, harf ziyadesiyle olan fiiller. Mesela bir kitap var. Mültekal ebhur, denizlerin kavuşma yeri anlamında. Kitabın meşhurun fiil fıkıfıfıta meşhur bir kitaptır. Bir örnek daha. Vedda'a Tahir, Tahir uğurladı sahibi, arkadaşını. Fi müfterak. Yer, yani ayrılma yeri etturuk, yol ayrımında onu uğurladı. Hacra ilgili metnimiz. Faradallahu faradahullah, Allah onu farz kıldı. Fis seneti etasiati, 9. senede. Minel hicreti, hicretin 9. senesinde. Hicretten 9. senede. Merreten vahideten fil umri alel fevri. Ömürde, insan hayatında bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Yani alel fevr, derhal hem de. Yani insan zengin olur olmaz alel fevr hac yapması gerekir ömründe bir kere. Vel haccu rüknün, haccu rükündür. Minel erkanil hamseti, 5 rükünden bir rükündür. Elleti buniyel İslam, İslam'ın bina olunduğu, aleyha, üzerine bina olunduğu rükünlerden, bu ha rükünlere gidiyor. O İslam'ın üzerine bina olunduğu 5 rükünden bir rükündür. Sebedet fardiyetuhu, onun farziyeti sabit olmuştur. Bil kitabı, kitapla yani Kur'an'la. Ve huve kavluhu ta'ala, Allah-u Teala'nın şu emriyle. Ve lillahi alen nasi hüccül beyti men istata'a ileyhi sebila. Ona yol istita eden, bulabilen, ona yol bulabilen için men hicjul beyt, beyti hac etmek ve lillahi alen nas, Allah içindir, insanlar üzerine farz olarak. Ve bis sünnet, sünnetle de sabittir. Ve huve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın şu kavli, şu hadisi. Ya eyyuhel nas, ey insanlar, kad furida aleykumul haccu fe hüccu,
şüphesiz hac size aleyküm furide farz kılınmıştır. Fe huccu. O zaman hac edin. Hacce. Ya huccu, huccu şeklinde huccu emridir. Ve ala fardiyyetihi in akada icma'ul muslimin. Bir de icma'ul muslimin de onun farziyeti üzerindedir. Sabit, onun farziyetinin sabiti bir de icmada da var. Demek ki kitap, sünnet ve icmada üçünde de haccın farziyeti sabittir. El-haccu mazharun lil ihai. El-haccu mazharun lil ihai. Yani ortaya çıktığı bir yerdir. Mazhar zuhur yeridir. Yani hac lil ihai, kardeşliğin ortaya çıktığı bir yerdir. Vel musavati, bir de eşitliğin ortaya çıktığı bir yerdir. Bir zamandır. Hem yer hem zamandır yani mazhar. Musavati el hakkati beyne cemi'il müslimin. Bütün Müslümanlar arasında hak olan eşitlik ve kardeşliğin mazhar olduğu bir yerdir hac. Bir zamandır da ismi zaman ismi mekan mazhar. La farka beynel ganiyyi vel fakiri. Fakirle zengin arasında fark kalmıyor. Vezil cahi makam sahibiyle vel hakir. Makam sahibi olmayan arasında bir fark kalmıyor hacda. El kullu yelbesu libasen. Herkes yelbesu libasen. Tek bir elbise muvahheden. Tek bir elbise giyiyor orada. Mütemasilen. Evet, birbirine benzer. Yehtifu. Tek moda yani. Yehtifu bi hutafin vahidin. Evet. Tek bir sesle hepsi sesleniyor. Yani sanki tek bir kişiymiş herkes. Yehtifu seslenir bi hutafin vahin. Lebeyk Allahümme lebeyk diye. Herkes tek bir sesle sesleniyor. Ve yed'u rabben vahine. Ve herkes tek bir Rabbe dua ediyor. Bi kulubin tahire, tahiretin. Temiz kalplerle. Mu'telifetin ve ülfet olmuş kalplerle. Kennaha kalbu raculin vahidin. Yani ülfet, birbiriyle ülfet etmiş kalpler. Öyle ki bu kalpler bir olmuş. Kennaha, sanki o kalpler kalbun racul. Kalbu racul. Sanki bir insanın, bir adamın kalbiymiş gibi, vahid, tek bir insanın kalbiymiş gibi o kalpler ülfet peyda etmişler hacda. Burada yine İsra suresinden bir ayeti okuyup, bu da onun haccın metninin çevirisidir. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ve kur Rabbi ve de ki Rabbi edhilni mudhale mudhal. Dedik ki bu mezid fiildir. Yani edhale yudhilu. Yani edhale mezid fiildir. Bakın edhale edhale şöyle edhale. Aslında dehaledir fiil. Başına bir ziyade hemze gelmiş, edhal olmuş. İşte ziyade olan mezit fiillerine ism-i mef'ul, ism-i zaman diye kullanılır. İsm-i mekan olarak da kullanılır. Dolayısıyla edhale yudhilu mudhal. Mudhal, bakın mudhal gelmiş. İsm-i zaman, ism-i mekan ve mastar-ı mimi, üçü de ism-i mef'ul ile aynı şekilde geliyor. Yani mudhal burada giriş yeri. Ve kur Rabbi edhilni mudhale sidqin ve ahricni muhrece sidqin vec'alli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Mudhal mastar mimidir. Girmek. Mudhale sidq, yani doğruluk girmesi. Doğrulukla girişi sağla. Ve doğrulukla çıkmak. Yine muhrec, çıkmak mastar mimidir. Bu şekilde elhamdülillah güzel. Ayette de mudhal ve muhreci de mezid fiillerin mastar-ı mimi, bir de ism-i mekanını da görmüş olduk. Bir sonraki derste alıştırmalara bakacağız.